Arkadaşlar merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir po video daha çekiyoruz. İstanbul'dayız. İstanbul Maltepe'den hareket ettik. Karşıya gidiyoruz. Haliyle Boğaz'dan geçeceğiz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne geçeceğiz. Şöyle güzel bir po video inşallah izleyeceksiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Beğenirsiniz de beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese iyi seyirler. İstanbul'da yakıt fiyatları arkadaşlar ortalama, eğer ki alacağınız yeri bilirseniz 3 lira 30 kuruş kötü marka, iyi bulursanız 3,5 liraya da Opet ve Shell bulabiliyorsunuz. Fiyatlar bu şekilde. 4 lira 10 kuruşa kadar da çıkıyor lakin fiyat. Dikkat etmek gerekiyor alacağınız yerlere. Başka İstanbul hakkında söyleyeceğimiz, trafiği çok ama ne zaman nasıl çıkacağınızı bilirseniz hiçbir sorun olmaz. Üçüncü olarak fark ettiğim, çok pis bir şehir. Yani zaten sürekli gülüm de son zamanlarda iyice pislendi. Kalabalıktan mı oluyor artık? Millet çöpleri kapıların önüne atmış bırakmış. Yani onun dışında İstanbul'a görecektim. Geldiğimden beri ya, bir de şöyle bir şey var, çok kozmopolitik bir yer. Hani biz mesela küçük bir şehirde yaşıyoruz, Kırıkkale'de. Normalde Ankara'da da, Kırıkkale'ye göre kıyaslayayım. Kırıkkale'ye kıyasla mesela, Kırıkkale'de bir baktığın zaman her tip insan hep aynı kişiler. Hep aynı tip insanları görüyorsun. Çok milim farklar değişim oluyor. Hatta oraya gelen üniversite öğrencileri bile yavaş yavaş o şekilde bürünüyor diyebiliriz. Ama burada arkadaşlar bir caddede yürüyün. Mesela İstiklal Caddesi'ne yürüyün. Her dakika, her saniye yüzlerce çeşit insan görüyorsunuz. Hepsi birbirinden farklı. Birbirine benzeyen neredeyse kimse yok. Orada yine eşim ve çocuğum arabada. Burası Fındıklı, zengin olan burası sana. Ha? Sesin gelmedi. Fındıklı diyorum. Sizin bu zengin olduğu yer mi? Hayır. Tamam. Zengin olsun dersin. Bostancı mıydı? Bu tarafları çok bilmiyorum açıkçası. Yani bu tarafları hiç araçla gitmedim. Bir kere, sadece bir kere telefon almak için gitmiştim ama kameranın açısını bu arada arada kontrol et. Sen bugün yardımcı şoförsün. Yani bozulmasın. Bir kere araçla geldim. Onun dışında hep otobüsle gidip geldim buralara. O yüzden çok iyi bilmiyorum arkadaşlar. Şu an D100. Yani diğer ismiyle E5. 1 kilometre sonra yolumuz birazdan arkadaşlar, eski Fatih Sultan Mehmet, şimdi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olan köprüye gideceğiz. Boğaz Köprüsü'ne yani. BSB Köprüsü ve Ankara yönüne doğru sağdan gidin.
Oralar da daire fiyatı sancılar kadar. Düşsene. En az 3-4 milyon vardır en az. Vardı canım. Yani Maltepe'de bile 1 milyona geldiyse.
Atatürk Hava Limanı yoluna doğru gideceğiz herhalde. Ağaçlar diye sevdiğim şeyler ya. Yani o kadar çok seviyorum ki. Bir ağaç falan kesildiği zaman ya da yandığı zaman da böyle bildiğin içim eriyor ya. Yıkılıyorum. Yazdı da burada 3 tane köprü var galiba. 2 tane. Çalışması da bu kadar boş yol birden nasıl bu kadar tıkanabiliyor onu anlamıyorum. Tam da İstanbul türküsü. Yüksekten. Anam çok güzel görüntü ya. Harika ya. Çok süper bir şey ya. Şu denizin güzelliğine bak. Deniz gören masum köylü gibi oldu ama yine. Vallahi suya o kadar hasretiz ki şöyle bir uçsuz bucaksız bir şey görünce. Şu açı düzgün mü?
kaleler var ya. Yedi Kule Zindanları'nın olduğu yer değil mi? Fatih de yani Yedi Kule Zindanları'nın içinde değil mi? Yedi Kule var ya orada. Çok müziğinin en seçkin noktası. 2 kilometre sonra Atatürk Havalimanı yönündeki E80 otoyoluna doğru soldan gidin. Vay. Tamam, yolunu devam ediyor musun? Daha zengin, Anadolu yakası mı? Peki, öyle mi? Anadolu fakir mi? Hayır, fakir değil. Ama Anadolu'da da Kadıköy falan var. Ama yine de Nişantaşı, Bebek falan hepsi karşı değil mi? Evet. İstiklal Caddesi. Ha? Evet. Ondan dolayı diyorsun. Ünlülerin çoğu da orada yaşıyordur. Yaşamadık. Çarpık kentleşmesi zamanında yapılmış eski binalar var ya. Onları istemem. Twitter çok kötü geliyor. Bilmeyi biraz arttırıyorum. Şöyle söyleyeyim, İstanbul'un bir yerinden bir yerine gidiyoruz. Bir de Tuzla'yı sayarsak
60 küsür kilometre yol. 60 küsür. Ben o zaman o sürede şu an hafta sonu gidiyoruz video çekebilmek için. Gözünüzü rahat görsün trafik sinyali, yoksa video çıkmaz. Çünkü bir gıdım ilerle dur, ilerle dur. Bunalırsınız. Şu an anam karşıya baksana. Girişler paralı ya. Giderken bakın hiçbir şey yoktu ama dönüşler paralı arkadaşlar bu arada. 10 lira mı 13 lira mı ne, böyle bir şey. Sağda yol varmış galiba. İstanbul'dayız yani işte 5 gündür gezdim falan. Bir de dün biliyorsun bir 30 kilometre Sancaktepe'ye gittim. Oradan havalimanına geçtim. Tekrar Sancaktepe'ye gittim değil mi? Orada yakıt aldım. Kaç paralık yakıt aldım biliyor musun? Bak İstanbul'a ilk girdiğimiz gün almıştım. 42 liralık. Bir de Opet'ten aldım. Evet. Çok sevindim. Böyle yollar açılması yasak değil mi ya?
yani şunlar var ya şunlar. Yakıt almış metro şeyden almış. Ne bu? LPG aracı mı ya o? Sol şeride geçmiş 80'le gidiyor arkadaş. Bak neyse. Telefona dalmış. Zaten pek bilmediğim için bilgilendirmedim ben açıkçası. İstanbul Maltepe'den nereye kadar geldik biz şu an diyelim. Buraları biliyor musun? Buralarda bir de daha köy var ya. Gördün mü? Buralarda arsa varsa ucuz olmuş. Ha? Satın olmuştur herhalde. Bilmiyorum, gece konduları falan var. Daha yerle boş arsaziler var. Top oynuyorlar çocuklar falan. Tabii şurada tavırlar var. Arkadaşlar nereye kadar geldik diyelim, Mahmut veya Atatürk Havalimanı. Bağcılar. Ha, Bağcılar'a kadar geldik diyelim Maltepe'de. İstanbul Boğaz Köprüsü'nü geçtik. Hep birlikte bir İstanbul yolculuğu yaptık, İstanbul turu yaptık. Umarım beğenirsiniz. Asya ile Avrupa'yı aynı videonun içinde size gösterdim. Beğendiyseniz tekrar söylüyorum, beğen butonuna tıklamayı ve bol yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bana destek olun. Videolar yeterince değer görmüyor arkadaşlar. 2000-3000. Şu an pandemiden dolayı fazla çeşit içerik çıkartamıyorum yani. Araba yolculuklarından başka. Çünkü her şey yasaklı. Gidip farklı şeylere girişemiyorum arkadaşlar. O yüzden kusuruma bakmayın. Ama değişecek. Kanal hep böyle devam edecek. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.